Beşamel sos, muhallebi, puding, çorba gibi unu yağda kavurup sıvı eklenerek yapılan yemeklerde en büyük sıkıntı, sıvı eklendikten sonra unun sıvının içerisinde topak topak kalıp çözülmeyişidir. Un topaklarının yüzdüğü yemeğin içerisine sokulan blender her ne kadar hayat kurtarsa da aslında bizim o işi doğru yapamadığımız gerçeğini kamufle edemez. Bu tarz problemlerin çözümleri aslında birkaç ufak adımı doğru atmaktan geçiyor. Gelin şimdi onlara göz atalım. Unu eleyerek kullanın. 2 yemek kaşığı bile un kullanacak olsanız unu eleyerek kullanmanız hem unun iyi kavrulması açısından hem de oluşacak topakların önlenmesi açısından oldukça önemli. Kaşık veya spatula yerine çırpıcı kullanın. Unu eleyerek yağın üzerine eklediğiniz andan itibaren bir el çırpıcısı ile unu istediğiniz renge gelene kadar hızlı hızlı karıştırarak kavurun. Çırpıcı unlu karışımın her yerinin eşit derecede kavrulmasına destek olur ve iyi kavrulan un topaklanmaz. Eklediğiniz sıvı soğuk olmalı. Eklediğiniz sıvının soğuk olması kavurduğunuz unun aniden pişip topak kalmasının önüne geçer. Kavrulmuş un topları soğuk sıvı ile karşılaşınca çok daha kolay parçalanarak çözülürler. Sıvıyı tencereye birden dökmeyin. Un iyice kavrulduktan sonra ekleyeceğiniz sıvının 1 bölü 3'ü kadarını ekleyip çırpıcınızla hızlı hızlı karıştırarak un topaklarının çözülmesini sağlayın. Geri kalan sıvıyı da yavaş yavaş ekleyip bir yandan da çırpıcı ile karıştırmaya da kesinlikle bırakmayın. Karışımı olması gereken kıvama getirebilirsiniz.